olur iman, olur Müslümanlık, olur İslamiyet. Bu beş şeyden birisi nüksansa, kelime-i şehadete inanmazsa, veya namaz kılmazsa, veya zekat yoktur, vermezse, veya oruç tutmazsa, inanmazsa oruca, veya hac nedir? Hacın ne manası var? Araplara paramı vereyim, halka paramı vereyim, böyle derse, bu Müslüman, İslam, mümin sayılır. Bir kimse namaz kılmazsa, hiçbir hayrı kabul olmaz. Bütün ulemalar bundan müttefiktirler. Namaz en büyük günah namazdır. Namazı kılmayan mümin sayılmaz, İslam sayılmaz. Bunun için hiçbir hayır, bir hayratı, hiçbir şeyin makbulu kabul olmaz. İlla ki namaz kılacak, namazdan sonra hayır, hayratı kabul olur. Bir de zekat vermez. Zekatı vermeyen Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Sahabiler bunu Müslüman etmemişler. Ve iman bunlardan kabul etmemişler. Hap etmişler. Tövbe edenleri Hazreti Ebu Bekir Sıddık serbest bırakırdı, tövbe etmeyenleri öldürürdü. Müşrikin muamelesini görürdü bunlardan. Çünkü Resul-i Ekrem'den sonra, vefatından sonra bir kızım Arap aşairleri dediler ki Peygamber Efendimiz'in tahsildarına dediler. Bir daha bizim içimize gelme. Biz zekatı vermeyiz. Bu zekat haraçtır, vergidir. Biz haraç vergi vermeyiz. Bunlar geldiler tahsildarlar. Sıddık-ı Ekber'in yanına geldiler. Dediler ki ya emir, biz gittik filan filan aşiret içine, bizi kovdular, bir daha bizim içimize gelme, biz namazı kılacağız, orucu tutacağız, hac yapacağız, lakin biz zekatı vermeyeceğiz, çünkü zekat haracdır, vergidir, biz harac vergi vermeyiz. Sıddık-ı Ekber sahabileri bir araya getirdi. Ve bu şu karara vardı, zekat vermeyen mümin, Müslüman, İslam sayılmaz. Ve saymadı, İslam ordusunu bunların üzerine gönderdi. 2-3 saatte bunlarla beraber asker olarak gitti. Sonra emir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala izni verdi, sen gitmediğine de bize lazımsın, eminsin. Harbe lüzumun yoktur. İzini verdi, geldi. Mezun olarak geldi iş başına. Bu ordu, İslam ordusu geçti. Birçok sahabiler şehit düştüler. Tövbe edenleri imanını kabul etti. Tövbe etmeyenleri başını vurdu. Bunun için icma-i ümmet tamamen vaka olmuştur. Bir kimse zekat vermezse İslam mümin Müslüman sayılır. Bir kimse oruç tutmazsa, oruç yoktur, İslam sayılmaz. Hac yoktur, İslam sayılmaz. Namaz yoktur, İslam sayılmaz. Namaz kılarsa da olur, kılmazsa da olur, böyle derse murtettir. Olmaz, illa namazı kılacak. Namaz kılmazsa, ama başından imanı gayri muhteberdir. Çünkü tasdiki yoktur. Yalandır. Bu ses Allah'ın sözlerine, emirlerine inanmıyor. Resul-i Ekrem'in sözlerine, emirlerine inanmayan bir kimse elbette Müslüman değildir. Binaenaleyh namazı kılan Allah'ın sözüne inanmış. Allah'ın emirlerine inanmış. Çünkü namaz kılan adam, herkes bilir ki mabudu var. Mabudunun Allah'ın huzurunda durur. Bu adam bilir ki Cenab-ı Hak mabuddur. Cenab-ı Hakk'a ibadet edilir. Olur bir ibadetin tasdiki. Bir de
elini bağlar, yüzünü Allah'a verir. Bu adam da inanır ki Cenab-ı Hak basıyordur, sıfatıdır. Ki beni görür ki elini bağlar. Elini kaldırır, bağlar. Huzurunda durur, bu neyin delaletidir ki Cenab-ı Hak basıyordur. Her şeyi görür. Bir dakika okur, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, okur. Bunun alameti nedir ki Cenab-ı Hak samiyedir. İşitiyor ki okur. Allah işitmezse niye okur? Bunun için namaz kılan Cenab-ı Hakk'ın basirat sıfatına, sam'iyet sıfatına kanidir, inanır. Bir de bilir ki Cenab-ı Hak alimdir. Her şeyi bilir, insanın bütün fiilin kalbini bilir. Bu da oldu Cenab-ı Hakk'ın ilmiyetine delalettir. Bir de bilir ki bir insan namaz kılarsa Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, merhametine, cennetin nimetlerine 70 bin sene layık olur. Bir farz insanı 70 bin sene layık kılar. Buna da inanır. Bir de inanır ki bir insan namaz kılmazsa 70 bin sene cehennem azabına müstahak olur. Onun için namaz kılan namazın sevabına inanır. Namaz kılan namazın günahına inanır. Namaz kılmayan ne sevabına inanır ne de günahına inanır. Aldırma canım, bir borçtur. Etsen de olur, etmezsen de olur. Kalbin sağ temiz olsun. Kalbi neymiş de temiz olur. Kalp temizliği neyle olur? Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor, bununla temiz olur. Allah'ın evamirlerine inandı mı temiz olur? Peygamber'in evamirine inandı mı temiz olur? Yoksa nedir temizliği, nedir? Kandır. İnsanın kalbi ettir, kandır. Başka bir şey yok ki temiz olsun. Ki kessen kalbini bütün kan içinde. Temizliği nedir? Onun itikadıdır, bilgisidir. Cenab-ı Hakk'a inancı var, yani imanı var. Bu kalp temizliği budur. Bir insan ki Allah'ı 5 dakika ibadete layık görmezse, 5 dakika Allah'a ibadetini layık görmezse ibadet, bu adam nasıl Müslüman? Mesela insanlar bak Lenin'e, herkes kendi şeyine, liderine sahi gösterir, huzur-i manevisinde 5 dakika, 10 dakika durur. Bunu da herkes bunu vicdan borcunu bilir. Bunu nasıl Allah'a karşı vicdan borcunu bilir? Diyor ki, insan bunların huzur-i manevilerinde durmazsa, onların nan nimetini almazsa, o adam nankördür. Ya Allah'ın nan nimetini almıyor. Allah-u Teala huzur manevisinde 5 dakika durmayan adam nasıl Müslüman olur? Vallahi olmaz. Vallahi imanı yok çünkü Cenab-ı Hakk'ı layık görür. Biz mesela bir kimse Lenin'e 5 dakika hürmet, huzur manevisi görmezse kimse onu komünist saymaz. Lan'da 5 dakika, 10 dakika huzur manevisinde durmayanı komünist saymazlar. Allah'ın huzur manevisinde 5 dakika durmayan kim bunu Müslüman sayar? Saymaz. Ve kendisi de Müslüman saymasın. Yalan. Onun için namaz iman demektir. Namazı kılmayan ya fasıktır. İki namaz kılmayan bir adam, iki namazını geçiren fasık olur. Namaz insanı götürmez, kurtarmaz. Ne cennete götürür, ne cehenneme. Böyle söyleyen de murtad. Tövbe etmezse cehenneme gider. Namazın azabına müstahak olur, azabı çeker.
Bayağı kutsal, zaten namaz hiç yok, dibinden inkar ederse münafık. O münafıkın cezası, şeytan, iblis, bütün kafirlerden daha üstün bir cezası var. Bu münafık da kafir, sevinir ki münafık değilmiş. Şeytan da sevinir ki münafık değilmiş. Firavun da şükür eder ki münafık değilmiş. Çünkü münafık ezber istafilindir. Onun azabından daha beter azap yok. Son azabın sonudur. Onun için bu da Müslümanlardan çıkar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Diyanlardan çıkar. Yoksa kafirden münafık çıkmaz. Bunun için zinhar inanın namazını kılmayan Resul-i Ekrem İslam saymamış. Müslüman saymamış. Mümin saymamış. Sen de ona inan. Namaz kıl ki mümin olasın. Namaz kıl ki Müslüman olasın. Namaz kıl ki İslam olasın. Namaz kıl ki Cenab-ı Hakk'ın cennetine layık olasın. Namaz kıl ki ebedi cennetin nimetlerine layık olasın. Eğer namazı olmayan bunların hiçbir sesi de olmaz. Fetva yok. Asla namaz için fetva yok. Kendinde mevcudu derse bu adam Cenab-ı Hak diyor hak mümindir. Hak mümin olunca ne var? Diyor ki hak müminler için Allah'ın yanında büyük dereceler var. Hak Müslüman olanlar için Cenab-ı Hakk'ın af mağfireti var. Hak müminler için rızk-ı kerim, helal rızk, varsa geniş, dünyada rızkı var, ahirette de cennetin nimetleri var. Onun için mümin, hak müminin yalancı müminlikten kaç. Bir kimse namaz kılmazsa yalancı mümindir. Bir kimse zekat vermezse yalancı mümindir. Bunun için yalancıların Allah'ın yanında bir şey yok. Ne derece var, ne mağfiret var, ne de rızk-ı kerim var. Cenab-ı Hak yalancılardan kullanır, yalancıları sevmez. Ve ona nusrat etmez, yardım etmez. Onun için Allah'a ibadet ederiz. Daimi beş vakit namazımızı vaktinde eda edelim. Sünnetleriyle, revatimleriyle, tesbihleriyle kılalım. Allah-u Teala bize verdiği mali nisaba ulaşırsa zekatimizi verelim. Verirsek mümini hak olur. Baksa ki mümini hak olduk, Cenab-ı Hakk'ın nusrati yardımı bize hak olur. Gerçek olur. Büyük derecelere kavuşuruz. Allah'ın mağfiretine kavuşuruz. Cennetin nanın zavku sefasına kavuşuruz. Bunun için namazını kılın. Zekatını verin. Kendine fetva vermeyin. Şeytanın fetvasıyla belki insanların yalancı Müslümanların tatlarlarıyla amel etmeyin. Bunu kendi nefsinde, bunu kendi nefsinde tatbik edin. Bir dakika hak olasın. Karnının da, karnınız da mümini hak olsun. Senin ehli, eyalı her şey hak mümin olsun. Baksa ki hak mümin oldun. Sana da, karına da, çoluk çocuğuna da büyük dereceler var, beraber cennetten gidersin. Af mağfiret var, sana da onlara da af mağfiretle nail olup cennetten gidersiniz. O rızkı kerim var, dünyada rızkın helal olur, temiz olur. Bununla da yine cennetin nimetlerine nail olursunuz. Bunun için Cenab-ı Hak da diyor ya eyyellezine amenu ku enfizekum
ve ehlikum. Naren ve kudhan nasıl hicare öğrendir kafir. Ey mümin, ey Müslüman, ey İslam. Kendini, ehli ayalini, karının, ehli ayalini cehennemin ateşinden muhafaza et, vukaya et. O cehennem bir ateşidir ki ateş bu cehennem kafirler için meheya olmuş. Onun yakacağı taştır. Ve insanların leşidir. Bu ateşten kendini muhafaza edin. Onun için bir insan üzerine vaciptir kendi nefsini bu ateşten muhafaza etsin. Karış